Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görüntülü konferans uygulamalarından bahsedeceğim. Görüntülü görüşme uygulamaları aslında. Biliyorsunuz WhatsApp, onun dışında telefonunuzda kullandığınız birçok uygulama görüntülü konuşma desteği veriyor. Hatta kendi kullanmış olduğunuz operatör ile de görüntülü görüşebiliyorsunuz. En kolayı bence WhatsApp, Facebook da var. Bunun yanında görüntülü konuşma hizmeti veren. Bunun dışında kullandığınız telefonda birçok görüntülü görüşme uygulaması olabilir. Örnek veriyorum Face ID. Ben bugün görüntülü konuşma uygulamalarını böyle uzunca bir ele alacağım. Uzunca dediğim hani bildiklerimi anlatacağım size görüntülü konferans sistemleri hakkında. Microsoft Teams ile Zoom, Skype bunları test ettim, kullanıyorum. Onun dışında Facebook, Instagram diyorum, Facebook, Face ID ve WhatsApp'ın da görüntülü konuşma desteği var. WhatsApp'ta 4 kişiye kadar konferans yapabiliyorsunuz. Zaten bunun nasıl yapıldığını da videosunu yapacağım. WhatsApp'ta 4 kişi telefonunuzdan görüntülü bir konferans sistemi yapabiliyorsunuz. En kolayı bu aslında. Skype var. Skype de çok kolay. Zoom'da öğrendikten sonra gayet basit. Teams de gayet basit bir uygulama. Ben aralarında Zoom'u beğendim. Problem olmuyor. Şimdi onlara geleceğim. Bakın şurada liderlik sıralamaları var. Bu Gartner'ın dünya genelinde hani itibar edilen bir rapor. Gartner'ın birçok raporu var bu şekilde. Genelde teknoloji alanında benim bildiğim. Çünkü ben genelde teknoloji alanında yenilikleri takip ediyorum. Bu rapora göre bakın Cisco en önde. Cisco'yu şunun rengi beyazmış. Kırmızı yapalım. Kalemimizin rengini. Cisco'yu takip eden şöyle yakınlaşalım. Zoom var ve Microsoft var. Şurası liderler sıralaması zaten. Liderlerin arasında. LogMeIn kullanmadım ama Cisco, Zoom, Microsoft. Cisco'yu da test etmedim. Microsoft'un ürünleri ve Zoom'u test ettim arkadaşlar. Fırsatım oldu. Microsoft'un Teams ve Skype uygulaması var. Bunların ikisi de Microsoft'a ait zaten. Şimdi burada benim önereceğim size önce bir Zoom ve Skype'ı denemeniz. Skype'da çökmeler olabiliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi Gartner'ın raporuna bir bakalım. Gartner'ın raporuna bakıldığında benim burada kullandıklarım Microsoft'un hizmetleri Zoom, Google. Onun dışında burada kullandığım pek de uygulama yok aslında. Bunların hani kullanan arkadaşlar varsa tavsiye alırım. Öncelikle biz ücretsiz olanın ürünler üzerine gidelim. Genellikle arkadaşların arayacakları ürünler ücretsiz olarak konferans yapabilmek isteyeceklerdir. Hem bilgisayarlarından hem cep telefonlarından hem tabletlerinden. Tabletinizden, cep telefonunuzdan, laptopunuzdan, masaüstü bilgisayarlarınızdan görüntülü olarak konuşabilirsiniz. Görüntülü konferans sistemleri var toplantılı odalar için. Gayet pahalı bunlar, çok pahalı sistemler. Hani 100 bine 200 bine kadar varan fiyatlar, hatta daha fazla. Hatta biz Logitech'in sistemini incelemesini yaptık, kanalda bulabileceksiniz onun videosunu. Daha yüklemedim ama. Logitech'in bir sistemi var 30 bin lira. Muhtemelen biz onu alacağız ya da 20 bin liralık bir standartı var ya da onu alacağız. Şu an zaten önümde. Ben bu videoda donanımsal olarak görüntülü konferans sistemlerini anlatmayacağım. Bu görüntülü konferans uygulamaları tavsiyesi olacak bu videonun başlığı aslında. Görüntülü görüşme konferans sistemleriyle ilgili bir de donanımsal ürünler var. Donanımla beraber yazılım satan firmalar var. Şu Gartner'ın raporlarına geçelim. Şimdi benim önerilerime gelelim sırasıyla. Görüntülü konferans sistemi uygulamalarında dediğim gibi şöyle bir daha not defteri açalım. Not defterimiz üzerinden gidelim. Not defterimizi de şuraya koyalım. Ücretsiz olarak kullandıklarımız ne vardı arkadaşlar? Facebook'ta kişi olarak görüşebiliriz. Pek ama bu kurumsal değil. Onun dışında WhatsApp var. Onun dışında az önce Face ID diyerek yanlış söyledim. FaceTime var. Bu da şeyin uygulaması. iOS cihazların. Yani eğer Mac kullanıyorsanız Mac bilgisayarlarınızda macOS işletim sahibi. Şunlar işletim sistemi bağımsız bunlar. Yalnız FaceTime var. Bunu sadece macOS cihazlarda ve iOS cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bunlar ücretsiz var yine. Skype var, ücretsiz kullanabilirsiniz. Şunu da ekleyelim. Onun dışında Zoom var. Bunlar benim ücretsiz olarak test ettiklerim. Şu 4 kişi. 4 kişiye kadar. Bunun dışında bir sürü uygulama var. Ücretsiz olan Discord var. Discord'u da deneyebilirsiniz yine. Şimdi gelelim. Webex de var bu arada. Webex'i de test edebilirsiniz. Önerilerimize. Bakın burada arkadaşlar Google Meet. Şurada Google ad sırada ama Google'ın biliyorsunuz bakın ücretli ve ücretsiz olanlar.
Hem ücretsiz destekleri olanlar var hem de ücretli. Yani kurumsalda ücretli para vererek alıyorsunuz. Daha farklı özellikler açılıyor Enterprise seviyede. Ama ücretsiz versiyonlarda sizin evde, okul arkadaşlarınızla işinizi görecektir. En önerdiğim burada Zoom. Ben bunun ücretsiz versiyonunu bir kere çok beğendim. Ücretlisi daha iyidir. Bu kaliteli. Fakat pahalı. Genelde okullarda vesaire kullanılıyor. Hatta Şişli Terakki'de okuyan yeğenim var. Onlar da bunu kullanıyormuş. Okullarda kullanıyorlar. Daha çok şirketlerde de kullanılabilir tabii. Ben okulda kullanımını gördüm daha çok. Özel okullarda. Microsoft Teams var. Benim önereceğim. Bu da ücretli versiyonu var. Bunda ücretli versiyonu daha kaliteli çalışıyor. Zaten ücretli versiyonunu kullandım. Teams'in ücretsiz versiyonu da var ama. Onu biliyorum. Kullanmadım ama. Ücretsiz deneme sürümü vesaire de vardı. Ondan sonra Google'ın Meet uygulaması var. Zaten Meet ile şu aynı şey muhtemelen. Hangout diye bir şey var. Hangout. Şöyle yazılıyor herhalde. Bu da bir lisans alıp herkese paylaşabilirsiniz. Diyorum kendiniz bir lisans aldınız. Dışarıdan bir sürü katılımcı davet edebilirsiniz. Bunda bir lisans al. Herkesi davet et. Bunda da öyle yapabilirsiniz mesela. Bir toplantı odasına lisans alın. O şekilde kullanılabilir. Bunun dışında önerebileceğim Discord var. Discord'u kullanabilirsiniz. Zoom'un iyi olduğunu söylemiştim. Skype var. Bu da Microsoft hizmeti. Ücretsiz versiyonu sıkıntılı bunun. Ücretli versiyonu stabil şekilde çalışıyordur muhtemelen. Discord'un ses kalitesinin çok iyi olduğunu söylediler. Ses kalitesi iyi olduğunu söylediler. Denemedim ama bunu da deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunları inceledik. Ben Facebook görüntülü konuşma nasıl yapılır diye ayrıca bir video yapacağım. WhatsApp'ta 4 kişiyle birlikte görüntülü konuşma nasıl yapılır diye ayrıca yapacağım. FaceTime için bir video yapmıştım. Tekrardan yaparım bu FaceTime için merak ediyorsanız. Bunları kullanmayı bilmeyen arkadaşlar için. Şu üçünü kullanmak çok basit. Hatta şu dördünü. Zoom biraz sizi zorlayabilir. Aslında bu da basit. Kenarda bir ID ile password var. Bunu paylaşırsanız dışarıdan katılımcılar katılabiliyor. Webex diye de bir uygulama var. Onu da test edebilirsiniz. Hatta burada bir dünya uygulama var aslında. Bunları önermiş. Gartner önermiş. Gartner'ın 2019 raporu. Bakın şu Challengers. Challengers meydan okuyucu demek. Google ve Adobe varmış. Liderlerde Cisco, Zoom, Microsoft, Logman. Zaten benim önerdiklerim de genelde liderlerin arasındaydı. Niche players. Niche ne demek bilmiyorum ama küçük oyuncu mu acaba bu? Niş oyuncularmış. Niş ne demek acaba? Bakalım niş ne demekmiş. Niş ne demek diye bu. Niş mimar diye bu da vesaire vesaire. Neyse önemli değil. Bilen varsa yorum kısmına yazar. Visioners var. Bu da vizyon sahibi demek herhalde. Visioners. Hayalperest demek anlamına da geliyor aslında. Farklı anlamları var. Visioners. Hayalci hayalperest anlamına geliyor sanırım. Niş de uyuk anlamına geliyordu herhalde. Şimdi baktım uyuya koymak mesela anlama geliyormuş. Bu şekilde 2008 raporuna gidelim bir de. O da yine liderlerde 2008'de Zoom, Microsoft, Cisco bunlar var. Yine aynı liderler. Google, Adobe yine aynı yerlerinde. Bu tarafta Huawei vesaire var. Bu da bu şekilde. Size önerebileceğim ücretsiz iki uygulama şu Zoom ücretsiz iyi bir şekilde çalıştı. Görüntü kalitesi düşüktü geldi fakat katılımcı sayısında sorun olmadı. Şu Skype'de katılımcı 4'ün üzerine çıktıkça ekran çoğaltınca sorun çıkmaya başladı. Skype'de katılımcı arttıkça problem yaşadım. Ve çökme olduğu söylendi ama bilmiyorum. Test edersiniz. Microsoft'un şu iki ürünü Zoom. Şu ikisinden birisini seçebilirsiniz. Zaten görüyorsunuz. Zoom ve Microsoft Gartner raporlarında da üst sırada. Cisco sistemler pahalı olduğu için Türkiye'de pek tercih edilmiyor da çok yaygın aslında Cisco dedi. Kaliteli olsun diyorsanız Cisco tabii. Bu şekilde tavsiye edebileceğim. Arkadaşlar şeyler, ücretsiz versiyonlar. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur.